Maden facialarında aramızdan ayrılan işçi arkadaşlarımızı ve deprem bölgesi olan Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Osmaniye, Hatay depreminde yaşanılan aramızdan ayrılan vatandaşlarımızı bir kez daha rahmet ve saygıyla anıyoruz. Sevgili Bartınlılar, 14 Mayıs'ta savurganlığa son vermeye var mısınız? 4-5 yerden maaş alma dönemi son bulsun mu? 14 Mayıs'ta bu harami düzenini değiştirmeye hazır mısınız? Helal olanla yasalı bir etmeye var mısınız? Değişime var mısınız? Özgürlüğe var mısınız? Demokrasiye var mısınız? Adalete var mısınız? Liyakate var mısınız? Bartın huzura var mısınız? 14 Mayıs'ta ilk turda bitirmeye var mısınız? Var mısınız? Var mısınız? Sevgili Bartınlılar, şimdi konuşmalarını yapmak üzere iki kez üst üste 16 milyon İstanbul'un helal oylarıyla seçimi kazanmış Avrupa'nın en kalabalık kentinin Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu selamlıyor sizleri. Çok güzel afişler var burada. Çok güzel. Ne yapsak? Bir kısmını okusak mı? Teşekkür ediyorum. Bartın'da olmak çok güzel. Sizinle olmak çok güzel. İşçinin, emekçinin bayramında, hele hele bu güzel topraklarda olmak çok güzel. Zonguldak'tan buraya gelirken defalarca yollarımız kesildi ve birazcık size geciktik. Onun için kusurumuza bakmayın. Kusurumuza bakmayın. Ama bu beklemeleriniz çok güzel günlerin müjdecisi, onu söyleyeyim. Çok güzel günlerin müjdecisi. Çok enerjik bir toplum var burada. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Harika görünüyorsunuz. Hanımefendiler muhteşemsiniz. Çok güzel görünüyorsunuz beyefendiler. Aramızda pırlanta gibi çocuklar var. Sevgili gençler var. Gençlerin enerjisi muhteşem. Ekrem abi kazanıyoruz diyor. Evet. Kazanıyoruz. Kazanıyoruz. Kazanıyoruz, kazanıyoruz. Millet kazanıyor. We have İmamoğlu, they don't. Bu İngilizce işi başka yerlere sarar. Çok girmeyelim oraya. Ama bugün kesinlikle her şey çok güzel olacak. Ama önce sorumluluklarımızı yerine getirmemiz lazım.
Bakın, sorumluluklarımızın yerine gelmediği, devletin görevini yerine getirmediği, devletin özenli davranmadığı, devletin adaletli olmadığı, devletin liyakatli bir dönemi yaşatmadığı ortamda ne yazık ki maden işçilerimizi kaybediyoruz. Ve ne yazık ki canımız yanıyor. Maden işçilerimizi kaybettik. Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Başımız sağ olsun, başınız sağ olsun. Üzüntülüyüz. Ama bu düzen değişmedikçe, maden işçilerin ölümüne kader diye tanımlayan bir akıl var oldukça, tedbirlerin alınmadığı bir ortam var oldukça, bu acı haberleri almaya devam edeceğiz. Size söz, bu seçimi bir de özellikle o madenlerde kaybettiğimiz işçilerimizin ailelerimiz için kazanacağız. Size söz. Liyakatsiz insanların kaderin oyunu diye tariflediği bir düzene son vereceğiz. Son vereceğiz ve onları evlerine yollayacağız. Tıpış tıpış evlerine gidecekler. Tıpış tıpış evlerine gidecekler. Bakın, 21 yıldır bu ülkeyi yönettiler. 21 yıldır yönetip bugün hala bu memlekete, Bartın'a, Karadeniz'e, ülkemizin her yerine cek cak diye konuşup bir 20 yıllık daha vaat verirken, hatta özür de dilemeyip, hatta kibirli davranıp, hatta insanlarını hala bölük pörçük hale getirip, darmadağın edip, ötekisi berikisi oy veren vermeyen diye parçalıyorsa, bu insanların bir gün bile artık bu vatanın üzerinde bir yetkisinin olmaması lazım. 14 Mayıs, onun için 14 Mayıs çok önemli. 14 Mayıs bu cennet vatan için çok önemli. Bu memleketin bekası için çok önemli. Kalkmışlar bir de diyorlar ki bu seçim bir darbe meselesi koydular ortaya. Efendim, seçimi onlar kazanırsa milli irade, Millet İttifakı kazanırsa darbeciler kazandı. Bu akıl ne biliyor musunuz? Siyaseti hayatının odağına koymuş. Seçimi kazanmayı her yol mübahtır anlayışıyla davranan bir akıldır. Bakın, nezaketi elde bırakmadan, yalan iftiraya göğüs gererek bu mücadeleyi verip seçim nasıl kazanılırı İstanbul'da hep birlikte ispat ettik. Hep birlikte. Hatırlayın. Bugün memleketin insanına inancından ötürü bölmeye çalışan bu akla, yahu kalkıyorlar milletimizin milliyetçiliği üzerinden konuşuyorlar. Öyle kanıma dokunuyor ki ağzıma çok şey geliyor söyleyecek. Sonra diyorum ki, ya kötü söz sahibine aittir. At kenara gitsin. Bu millet buna inanmaz. Bunlar bir avuç insan. Bunlar devlet insanı özelliğinden uzak, sadece bir avuç insana hizmet eden kişiler. Birkaç kişi mutlu olsun, onlara yeter. Milletin derdi onları ilgilendirmiyor. Milletin ekonomik sıkıntısı, mutfaktaki yangın,
Emeklinin durumu ortada. Sevgili hemşerilerim, bakın burada benim Bartın'da benim eşim, dostum, akrabalarım yaşıyor. Ben bu memleketin insanıyım. Bu memleketin insanıyım ben. Buraya gelirken ben evime geldim hissediyorum. İnanın Bartın'ın her derdi bizim derdimiz. Karadeniz'in doğusu, batısı, güneyi, kuzeyi bu memleketin her derdi bizim derdimiz. Ama onlar öyle bakmıyor. Onlar bu seçimi kazansınlar, onlara yetiyor. Çünkü onların derdi kişisel menfaatleri. Bizim derdimiz bize oy veren vermeyen fark etmez. 86 milyon milletimiz. Milletimiz. Ve bu yoldan vazgeçmeyeceğiz. Milliyetçilik nedir biliyor musunuz? Milliyetçilik görevini iyi yapmak demektir. Milliyetçilik vatandaşını birbirine kırdırtmamak, vatandaşını birbirine kötü baktırmamak. Milliyetçilik iyi yöneticilik, milletin bir kuruşuna bile zeval getirmemek. Sevgili gençler, size ben bir örnek vereyim. Hepiniz kurban olurum size. Buradasınız tabii. Kurban olurum size ben. Size bir şey söyleyeyim mi? Bu seçim sizin seçiminiz. Bu seçimi gençler kazanacak. Gençler, bakın en çok sizin gözlerinizin içine, sizin yüreğinize bakıyorum. Niye biliyor musunuz? Önümüzdeki 25 yılı kaybetme lüksümüz yok. Yok. Bu insanlar bize önümüzdeki 25 yılı da 50 yılı da kaybettirirler. Bunlar kötü yönettiler. Bakın 2023'te kişi başı $25,000 kişi başı milli gelir hedefi koydular. Fazla değil 15 yıl önce. Şu anda 1/3 bile değiliz. 1/3. 1/3. Bunlar görev aldığında dünyanın 16. ekonomisiydik. Şu anda 21 geriye gidiyoruz. Onun için bu seçim sizin seçiminiz gençler. Bakın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir olay. Bizden önce yahu bir kişiyi işe alıyorlar. 10 gün öncesinde işe alıyorlar. 10 gün sonra ne kadar mühim bir kişi ki burs veriyorlar ona, burs. Tam 4 milyon lira burs veriyorlar. O bursla bakın Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım şirketine alıyorlar. Amerika'ya öğretime yolluyorlar. Peki ne üzerine? Siyaset bilimi. 4 milyon lira. Hanginize $200,000 burs veriliyor bu ülkede? Hanginize? Geçtik. Hanginize $2,000 burs veriliyor? $2,000. Bakın o kişi şu anda bu İktidar Partisi'nin İstanbul'da milletvekili adayı. Bir de bunlar çıkıyorlar. Bizim vaatlerimizi yalan yanlış iftirayla aşağı çekmeye çalışıyorlar. Sevgili gençler, bakın biz göreve geldik. Bir kişiye dahi burs vermeyen belediye tam 75 bin gence burs veriyor. 75 bin. Bir kişiye dahi, öğrenciye dahi bir yatak bile vermeyen, bir yurt yatağı bile vermeyen belediye bu Eylül'de tam 5000 yatak veriyoruz. 5000. Hani milliyetçilik? Sen milletin evladını sokakta bırak. Sen milletin evladına ödeyemeyeceği kira düzeniyle ortamsın. Sen milletin evladına burs değil, bir avuç yakınının evladına burs ver.
Ondan sonra milliyetçilik tasla. Hadi oradan. Hadi oradan. Hadi oradan. Kimse, bakın size bir şey söyleyeyim. Kimse benim milliyetçiliğimi tartışamaz. Bakın ben de kimsenin milliyetçiliğini tartışamam. Ben hepinize, bu memleketin 86 milyon insanına vatansever gözüyle bakıyorum. Öyle bakmalıyız. Öyle bakmalıyız. Onlara kalsa bu ülkenin 40 milyonu vatan haini. Hadi oradan. Hadi oradan. Böyle bir şey yok. Buna son vereceğiz. Buna son vereceğiz. Sevgili gençler, ön yargılarını yıkmış sevgili gençler. Biz bu topraklarda insanı insan olduğu için, insanı yaradandan geldiği için severiz. Nokta. Var mı başkası? Var mı başka ötesi? Sevgili anneler, biz öyle öğrenmedik mi çocukluğumuzdan beri? İnsanı yaradandan öteri severiz demedi mi bize annelerimiz, babalarımız? Hala öyle söylemiyor muyuz? Bu ne diyor? Bunlar tür diyor, çeşit diyor insana. Neler demiyor ki? Allah bunların iftiralarından korusun. Bu memleketin 86 milyon insanını korusun. Bakın, biz İstanbul'da bunların söz verip yapamadıklarını yaptık. Burada da yapacağız. Bakın, size söz, size söz. Milletvekilimiz burada. İnşallah ikileyeceksiniz onu bu sefer. İnşallah. İnşallah. Biz sizden oy istiyoruz. Çünkü bunların yapamadıklarını da biz yapacağız. Ekonomik sıkıntıları biz çözeceğiz. Neye güveniyoruz biliyor musunuz? Millete güveniyoruz. Size güveniyoruz. Size. Milletin evlatlarına güveniyoruz. Bizim Cumhurbaşkanımız, 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na güveniyoruz. Biz dedim ya az önce, İstanbul'da bu ittifakla nasıl kazandık biliyoruz değil mi? Nasıl iftiralar koydular, nasıl yalanlar dolanlar koydular biliyoruz. Seçimi elimizden almaya kalktılar. Onu da yaşattılar bize. Ne oldu? Ne oldu? Milletin ittifakı dimdik ayakta durdu. Ben bu arada Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e de teşekkür ediyorum. İstanbul'da büyük mücadele verdik o zaman. Büyük mücadele verdik. Şimdi aile büyüdü. Aile büyüdü. Cumhurbaşkanımızın o mimarlığında heyet büyüdü. Şimdi bu 6 partinin ittifakı artı Mansur Yavaş'ın da selamını getirdim hepinize. Biraz sonra Manisa'da buluşacağız. Büyüdü. Ve biz şimdi milleti de içine alıyoruz. Milletin evlatlarıyla bambaşka bir dönemi hep birlikte başlatıyoruz. Hep birlikte başlatıyoruz. Değerli dostlar. Ya her tarafı doldurdunuz, şaşırdım kaldım kardeşim. Orada da varmış bak. Kurban olurum hepinize. Hepinize kurban olurum ben. Sizi de çok seviyoruz. Arkadaki esnafımız. Neyse, Manisa'ya gideceğiz. Heyecanlısınız biliyorum. Bunların verdiği ve yapamadıkları sözleri de yerine getireceğiz. Bartın'daki devlet hastanesini biz açacağız. Bartın'ın çevre yolunu da biz yapacağız. Göreceksiniz Filyos Limanı'nı, o Filyos'un arka kısmının bereketli ortamını düzenli, düzeyli, stratejik bir akılla. Bakın, Batı Karadeniz'in bütününe bakacağız. Zonguldak'a, Bartın'a, Kastamonu'ya, Sinop'a kadar bu bölgeyi, Karabük'ü, bu bölgeyi bütün ele alacağız. Bu bölgeyi unutulmuş bir bölge halinden kurtaracağız. En fazla göç veren değil,
Emeklimiz de mutlu olacak. Emekliye müjdeleri Cumhurbaşkanımız söyleyecek. Ama biz bu bölgeyi Türkiye'nin en coğrafi güzellikleri yüksek turizmi, tarımı, madenciliği, enerjisi, sanayisi muhteşem bir coğrafyamız var. Onun için hep birlikte bu eksiklikleri gidereceğiz. Adapazarı, Karasu Limanı, Akçakoca, Ereğli Limanı, Bartın Limanı ve bütünler birbirine bağlayan demiryolu hattını da biz bitireceğiz. Göreceksiniz. Göreceksiniz. Bu coğrafyanın hangi eksiği varsa o bizim sorumluluğumuzda. Biz icraatı yüksek bir ekibiz. Bunlar 10 tane metronun hepsinde stop yapmıştı. Geldik çatır çatır bitiriyoruz. Çatır çatır bitiriyoruz. Hatta bunlar devletin, bakın, milletin parasından, devletin bankalarından bize bir kuruş vermediler, biliyor musunuz? Bir kuruş. Hani milliyetçilik? Ambulans şuraya, sağlık ekibi şuraya. Hemen şuraya. Bak, gençler işaret ediyor, lütfen. Sağlıkçılar oraya lütfen, hızlıca. Şimdi bakın, benim sevgili Karadenizli hemşerilerim. Zonguldak'ta söyledim, burada da söyleyeceğim, sözlerimi toparlıyorum. Horon tek kişi oynanır mı? Horon tek kişi oynanır mı? Ya ben horonun kralını oynarım ama tek kişi oynanmaz. Oynanmaz. Biz horonu ekiple oynarız. Bizim ekiple oynarız diyen, ekiple, ekip ruhuyla çalışırız diyen ve ekibinin içinde sadece Millet İttifakı yok, millet var diyen Cumhurbaşkanımız var. Hazır mıyız bu seçime? 14 Mayıs'a hazır mıyız? Görev alacağız mı sandıklarda? 14 Mayıs'ta sandıkları oyla dolduracağız mı? Oylara sahip çıkacağız mı? Türkiye gönüllülerine üye olacağız mı? Çok iyi. Son bir şey kaldı Cumhurbaşkanımızdan önce. Atamın, her ne kadar gözüm mavi değil ama atamın gözleri gibi size bakmazsak namerdim. Böyle bakacağız size. Her evladımıza, her çocuğumuza evladımız gibi bakmazsak, gençlerimize geleceğimiz gibi bakmaz, onları böyle titreye titreye hayatlarına dokunmazsak namerdim. Bak, bu kadar net. Yolumuz açık olsun. Bartın, bu coşkulu günle sizle beraber olmaktan büyük onur duydum. Her şey çok güzel olsun. Her şey. Kalın sağlıcakla, hepinizi çok seviyorum. Yardımcımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Bartınlılar, değişim için en büyük görevin genç arkadaşlarımıza düşeceği günler yaklaşıyor. Sevgili genç arkadaşlarım, 14 Mayıs'ta Türkiye'yi fabrika ayarlarına döndürmeye var mısınız? Var mısınız? Çocuklar hakkını alsın mı? Gençler hakkını alsın mı? Kadınlar hakkını alsın mı? Bugün aynı zamanda 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutluyoruz. İşçi, esnaf hakkını alsın mı? Bartın hakkını alsın mı? O zaman ben şimdi sizlerle 85 milyonun Cumhurbaşkanı,
13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu baş başa bırakıyorum. Yürüyor iktidara Kılıçdaroğlu, iktidarın yolu Kılıçdaroğlu. Hak, hukuk, adalet, ruhunda asaret, gençler sana emanet Kılıçdaroğlu. Hak, hukuk, adalet, ruhunda asaret, yürüyor iktidara Kılıçdaroğlu. Çok teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ederim. 22 yıldır bıkmadık mı? Bıkmadık mı? Bıkmadık mı? 22 yıldır bıktık. Vallahi değişime ihtiyacımız var. Hepimizin değişime ihtiyacı var. Beraber birlikte olmaya ihtiyacımız var. Bakınız, çok kamplaştık, çok kutuplaştık, birbirimizi sorgulamaya başladık, komşumuzu sorgulamaya başladık, arkadaşlarımızı sorgulamaya başladık. Ya biz aynı ülkede, aynı atmosferde, güzel bir coğrafyada beraber yaşamak istiyoruz, huzur içinde yaşamak istiyoruz, dostlukla yaşamak istiyoruz. Atalarımız ne güzel demiş, komşu komşunun külüne muhtaçtır. Ya komşunun kimliğini sorgulamaya başladık. Emin olun, bu ülkeye baharı getireceğim bu ülkeye. Bu ülkeye huzuru getireceğim bu ülkeye. Bu ülkede herkesin inancına, kimliğine saygı duyacağız. Hep beraber duyacağız. Herkesin karnının doyduğu bir Türkiye. Herkesin huzur içinde yaşadığı bir Türkiye. Her evde huzurun, her evde bereketin olduğu bir Türkiye. Annelerin çocuklarını güven içinde okula gönderdikleri bir Türkiye. Yoksulluk derinleşti biliyorum. Ailelerde büyük sıkıntılar var biliyorum. Üniversiteyi bitiren evlatlarımız iş bulamıyor. Yıllardır bunu biliyorum. Bütün sıkıntıları biliyoruz. Bakınız, az önce Zonguldak'tan geldik buraya. Ya Allah aşkına, yerin altı kömür dolu. Güney Amerika'dan kömür geliyor. Güney Afrika'dan kömür geliyor. Rusya'dan kömür geliyor. 5000 işçi alacağımızın sözünü verdim orada. 5000 işçi alacağımızın. Bir de bize milliyetçilik dersi veriyorlar değil mi? Önce senin insanın karnı doyacak. Bu ülkenin insanının karnı doyacak. Bu ülkenin insanının işi, gücü ve aşı olacak. O nedenle başka bir sözüm daha var. En geç 2 yıl içerisinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi Suriye'ye uğurlayacağız. Onlar yapamıyorlar, beceremiyor, umutlarını oraya bağladılar. Onlar oraya umutlarını bağladılar. Bizim umudumuz sizsiniz. Geleceğimiz sizsiniz. Karar verecek olan da sizsiniz. Kemal Dede, Çankaya'da çay içeceğiz mi diyorsun? Söz söz. Çay içeceğiz, hep beraber içeceğiz. Benim saraylarda gözüm yok. Saraylar bize göre değil. Ben hak gibi yaşarım. Sizler gibi yaşarım. Evim, barkım, çoluğum, çocuğum, her şey sizler gibi. Her şey. Gençler atlılarının sloganı. Bir şey söyleyeceğim gençlere. Buraya gelmeden önce baktım. Benim de dersimi çalışmam lazım tabii. Gençler, 9930 genç ilk kez Bartın'da sandığa gidecek, oy kullanacak. Yani yaklaşık 10.000 genç sandığa gidecek, oy kullanacak. Şimdi gençler, siz demokrasiden yana mısınız? Özgürlükten yana mısınız? Kardeşlikten yana mısınız? Her evde huzurun, her evde bereketin olmasından yana mısınız? Kadın erkek eşitliğinden yana mısınız? O zaman benim size bir sözüm var. Sizin bütün hayalleriniz benim hedefim olacak. O hedefi gerçekleştireceğiz. Beraber gerçekleştireceğiz. Birlikte gerçekleştireceğiz. Ayrıca gençler, size şunu da söyleyeyim.
Bir şey daha söyleyeyim size gençler. Sandığa gidip oy kullanacak ilk kez 5.300.000 genç var. 5.300.000 genç otoriter bir yönetimi değiştirmek ve demokrasiden yana oy kullanmak için sandığa gidip oyunu kullandığında bu ülkeye demokrasi gelecek. Ve sizler dünya siyaset tarihine olağanüstü bir armağan bırakacaksınız. Dünya siyaset tarihini yazanlar şunu diyecekler. Türkiye'de otoriter bir yönetim vardı ama o ülkenin gençleri, Mustafa Kemal'in gençleri sandığa gittiler, otoriter yönetimi demokratik yollarla değiştirdiler diyecekler. Dediğim gibi gençler, dünya siyaset tarihine bir armağan bırakacaksınız. Bunun için hazır mısınız? Hazır mısınız? Hazır mısınız? Bay Kemal de hazır. Sakın unutmayın. Beraber, beraber yapacağız. Birlikte yapacağız. Birlikte mücadele edeceğiz. Çünkü ülkenin büyümeye ihtiyacı var. Ülkenin kalkınmaya ihtiyacı var. Ülkenin fakirleşmeye değil, zenginleşmeye ihtiyacı var. O nedenle kaynakların doğru kullanılması lazım ve yerinde kullanılması lazım. Bunun için bütçelerin sağlıklı yapılması lazım. Ben bazen diyorum ya, işçiye, emekliye biraz ücreti artırın. Ya bu insanlar perişan oldu mu? Zam yapıyorsun, pazardaki zam ondan daha fazla. Bir aylık alıyor, bir bakıyor 15 gün sonra aldığı aylık erimiş oluyor. O nedenle bütçe yaparken sağlıklı ve tutarlı artı herkesin rahat geçinebileceği bir gelire sahip olması lazım. Buna karar veren organ siyasi otoritedir. Unutmayın. Paranın kime, hangi gruplara, hangi kesimlere aktarılmasına karar veren organ siyasi organdır. Bu siyasi organın bu kararını şekillendirdiği kanun adı da bütçe kanunudur. Dolayısıyla ben emekliye ta 2015 tarihinden bu yana Ramazan ve Kurban Bayramı'nda birer maaş ikramiye verin. Asgari ücret kadar ikramiye verin dedim. Emekli var mı aramızda? Maşallah. Birer maaş ikramiye verin dedim. Önce para yok, para nerede? Bir sürü gerekçe uydurdular. Sonra baktılar ki bu Kılıçdaroğlu bu işin arkasını bırakmıyor. Birer maaş 1.000 lira verdiler. Sonra seçim zamanı geldi. Biraz artırdılar. Dedim ki asgari ücret kadar vereceksiniz. Asgari ücret. Adı üstünde. Asgari ücret yılda 2 sefer veriyorsun zaten. Biraz artırdılar ve öyle kaldı. Okuyacağım birazdan. Ondan sonra ben asgari ücret kadar emekliye ikramiye verilmesi gerektiğini söyledim. Vermediler. Ve ben söz verdim. Önümüzde Kurban Bayramı var. Bütün emekliler aylıklarını çekmeye gittiklerinde 15 bin lira parayı kendi hesaplarında görecekler. 15 bin lira parayı. Para var arkadaşlar. Türkiye zengin bir ülke. Fakir bir ülke olsak deriz ama beşli çeteye para var. Yandaşlara para var. 4 yerden, 5 yerden, 6 yerden aylık alanlara para var. Emekliye gelince para yok. Para var, var, var para. Var para. Evet, ne zaman düşse ülke bir dara, bir Kemal çıkar ortaya diye söylüyorsunuz. Beraber, beraber ve birlikte Türkiye'yi kurtaracağız. Beraber ve birlikte mücadelemizi yapacağız. Eğer beraber ve birlikte olursak demokrasiyi güçlendirmiş olacağız. Bir şey daha. Hayat pahalılığının bütün sıkıntısını çeken ev kadınlarıdır. Ev kadınlarıdır. Büyük sıkıntı çekerler. Yani çocuğu okula gönderirken sıkıntı çeker. Üniversiteyi bitiren oğlu kızı iş bulamamışsa sıkıntı çeker. Çocuğu okula gönderecek beslenme çantasına ne koyayım diye bir sürü sıkıntı çeker. Hayatın bütün sıkıntıları ev kadının, kırsalda çalışan kadının omuzlarındadır. İki sözüm var. Bir, kırsalda çalışan ve gençlerin sosyal güvenlik primini devlet ödeyecek. Yani kırsalda çalışan Karadenizli kadın cebinden 5 kuruş para çıkmadan kırsalda çalıştığı sürece her ay onun sosyal güvenlik primini devlet olarak biz ödeyeceğiz. Ayrıca gençlerin de kırsalda çalışmak kaydıyla gençlerin de sosyal güvenlik primini yatıracağız. Ev hanımlarının aile destekleri sigortası getireceğiz.
1971 yılından bu yana uygulanmıyor. 1971 yılından. Uygulanan politika şu: fakir ailelerin çocuklarını topluyorlar veya fakirleri topluyorlar, televizyon kameralarını çekiyorlar, gel buraya diyorlar, onlara gıda, yiyecek paketler dağıtıyorlar, fotoğrafı çekip yayınlıyorlar. Bu olmaz. İnancımızda sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Hiç kimsenin yoksulluğunu afişe etmeyeceksiniz. Bakınız, az önce Ekrem Başkan konuştu. Başkan seçilmeden önce yine bir sürü laflar ettiler. Vay efendim, işte siz gelince yardımlar kesilecek, şu olacak, bu olacak. Ve bir ara dedi ki malum kişim, efendim siz süt dağıtacaktınız. Ne oldu, sütleri dağıtmıyorsunuz? Halbuki Ekrem Başkan başkan olduktan sonra süt dağıtıyordu. Ama o sütü dağıtırken yoksul ailelerin yoksulluğunu teşhir etmiyordu. Aylardır yapıyor zaten onu. Yine yapıyor onu. Şimdi biz şöyle yapacağız. Yasasını çıkaracağız. Aile destekleri sigortası olacak. Asgari ücretin altında geliri olan veya hiç geliri olmayan ailelere en az asgari ücret kadar bir parayı kadının banka hesabına yatıracağız. Kadın gidecek, aylığını çekecek. Çoluk çocuğun rızkını sağlayacak. Sosyal devlet dışında hiçbir kadının yoksul olduğunu hiç kimse bilmeyecek. Dolayısıyla devlet kadının güvencesi olacak. Birileri değil, şu değil, bu değil. Devlet, sosyal devlet kadının en büyük güvencesi olacak. Ve ona her türlü desteği vermiş olacak. Aile destekleri sigortası geldiği zaman nasıl olacak bu? Onu da haklı olarak kadın kardeşlerim sorabilirler. Nerede bir aile hekimi varsa orada sosyal hizmet uzmanları da olacak. Sosyal hizmet uzmanlarının %99,9'u kadınlardan olacak. Bunlar evlere gidecekler. Evdeki ailenin durumunu raporlayacaklar. Geliri ne kadar, gideri ne kadar, ev kirada mı, değil mi, kaç çocuğu var, üniversiteye giden çocuğu var mı, engelli var mı, yaşlı var mı, bakıma muhtaç birisi var mı, raporlayacaklar. O rapor üzerine en az asgari ücret tutarında kadının banka hesabına para yatacak ve kadın gidip parasını çekecek, çoluk çocuğun rızkını sağlayacak. Ayrıca yoksul ailelerde, bu ailelerde eğer devlet işçi alacaksa önce bu ailelerin çocuklarını işe alacak. Yani eğer torpilse torpili garibandan yana yapacağız. Evet diyeceğiz, bu ailelerin çocuklarının işe alınması gerekir. Gençler, size bir sözüm daha var. Devlette torpili bitireceğim. KPSS sınavında aldığınız puana göre atamayı yapacağım. Hiç endişe etmeyin. O konuda da sözüm var gençler sizlere. Asla ve asla izin vermeyeceğim. Asla. Asla izin vermeyeceğim. Ayrıca bir şey daha yapacağız. Bütün köy okullarını yeniden açacağız. Bütün köy okullarını. Cumhuriyet'in 100. yılında 100 bin öğretmenin atamasını yapacağız. Bütün okullarda öğrencilerle öğretmenleri buluşturacağız. Böylece köye daha farklı bir hava gelmiş olacak. Köyün imamı olacak, köyün öğretmeni olacak, köyde ziraat mühendisi, ziraat teknisyeni olacak, köyde veteriner hekim olacak. Dolayısıyla nasıl öğretmenin aylığı ödeniyorsa diğerlerinin de aylıkları kamu tarafından ödenecek. Hayvanları varsa aşılaması zamanında yapılacak. Toprağı varsa toprak analizi yapılacak. Hangi ürünün ekilmesinden daha çok verim alabilir? Yeni bir ufku başlatıyoruz Türkiye'de. Yeni bir ufku. Halktan yana bir ufku başlatıyoruz. Rahmetli Ecevit'i biliyorsunuz değil mi? Duydunuz değil mi? Ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Bütün işçilere, fakire, fukaraya her türlü desteği veren bir sosyal demokrat olduğunu biliyorsunuz değil mi? Rahmetli Ecevit derdi ki, ne ezen ne ezilen, insanca hakça bir düzen derdi. Aynısını yapacağız. Ne ezen ne ezilen, insanca hakça bir düzeni gerçekleştireceğiz. Bize arada bir sorgulama da yapıyorlar. Milliyetçiliğimizi sorguluyorlar. Yok masanın altı, yok masanın üstü, yok masanın yanı, yok şunun yanında, bunun yanında. Bunların hiçbirisine inanmayın. Ben ne diyorsam ona inanın.
Onların kanallarını biliyorum. TRT'yi de biliyorum. Neler yaptıklarını da biliyorum. Bize inanın. Ne söylüyorsak sözümüz sözdür. Biz onlar gibi değiliz. Bizim iki kırmızı çizgimiz var. Bayrağımız ve vatanımız. Nokta. O kadar. Bayrağımız ve vatanımız. Nokta. Bayrağımız ve vatanımız için her türlü fedakarlığı yapar, gözümüzü kırpmadan ölüme gideriz. Peki bunlar ne yaptı? Süleyman Şah Türbesi'ni bizim topraklardan. Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdılar. Kaçırırken de bayrağı indirdiler. Ya sen kendi ülkende, kendi toprağını nasıl Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırırsın? Nasıl kaçırırsın? Bir de kalkmış bana milliyetçilik dersi veriyor. Ya sen kim? Milliyetçilik kim? Kimsin sen? Bir şey daha. Kuzey Irak'ta askerlerimizin başına çuval geçirildi. Ne söyledi? Nota verecek misiniz diye sorduğunda müzik notası mı dedi. Yok çekmeyin. Sandığa gideceksiniz, tepkinizi sandıkta göstereceksiniz. Benim için önemli o. Sandığa gideceksiniz. Suriye'de 34 askerimiz şehit oldu değil mi? Evet. Nefesini nerede aldılar? Putin'in kapısında. Ya şehit olan bizim askerimiz. Vuran Rusya. Eğer özür dilemesi gereken varsa Rusya'nın özür dilemesi lazım. Beyefendi koşa koşa gitti Putin'in kapısına. Putin'in kapısında bekledi. Putin kronometreyi açtı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nı kapıda kaç dakika beklettiğini bütün dünyaya gösterdi. Sonra kapıyı açtı. Beyefendi gelebilirsin, oturabilirsin dedim. Bu benim onurumu derinden yaralayan bir şeydir. Ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı bu pozisyona düşemez. Biz asla böyle bir pozisyona düşmeyeceğiz. Değerli kardeşlerim, asla düşmeyeceğiz. Ayrıca efendim senin mal varlığını araştırırım ha diye tehdit etti. Tık yok. Demiyor ya, istiyorsan araştır. Ama Bay Kemal olsa ne derdi? Araştırmazsanız namertsiniz derdi. Araştırmazsanız namertsiniz. Yeni bir Türkiye'yi, güzel bir Türkiye'yi birlikte hayata geçireceğiz. Kavgadan uzak, herkesin sevgi içinde, güzellik içinde, Bartın'da dahil olmak üzere, kentin çok sokaklarında, caddelerinde, parklarında gezdiği, huzur içinde en azından kucaklaştığı bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Kavgadan bıktık artık. Bunun çıkması lazım. Ve size sözüm var. 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. Oy versin veya vermesin. 85 milyonun. Hiçbir ayrım yapmadan 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. İnşallah göreceksiniz. Ekrem Başkan da, Mansur Başkan da, Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak onlar da görevlerinin başında olacaklar. Ayrıca Millet İttifakı'nı oluşturan Sayın Genel Başkanlar da Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaklar. Tam 2400 maddelik bir ortak mutabakat metni hazırladık. 2400 madde. Yani iktidara geldiğimizde ne yapacağız? Tarımda ne yapacağız? Üretimde ne yapacağız? Sağlıkta ne yapacağız? Ambulans mı? Evet, buraya bir sağlık görevlileri bakabilirse. Evet. Bütün bunlara bakacağız ve Türkiye'ye gerçekten zengin Türkiye'yi daha da zenginleştireceğiz. Kaynakları daha iyi bir pozisyona getireceğiz. Şunu sakın unutmayın. Bu beşli çeteler ve yandaşları paraları çalıp yurt dışına götürdüler. Sanıyorlar ki Bay Kemal o paraları getirmeyecek. Son kuruşuna kadar getireceğim o paraları. Son kuruşuna kadar. Milletin parasıdır o. Son söz. Kul hakkı yemedim, kul hakkı yedirmeyeceğim. Şimdi onlara da sesleniyorum. Benim söylediğim onlar da söylesinler. Kul hakkı yemedim, kul hakkı yedirmeyeceğim desinler bakayım. Diyemiyorlar. Diyemezler. Çünkü onların neler yediklerini bu kardeşiniz çok iyi biliyor. Huzuru getireceğim. Beraber olacağız. Birlikte olacağız. Son söz. Ekrem Başkan ne diyordu? Her şey. Şurada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün arkasındaki
vatandaşlar da var, onlara da sesleneyim. Sesim duyulmadı galiba. Her şey! Her şey! Ve burada, evet, sizlere de merhabalar. Sizleri de, herkesi, Türkiye'de yaşayan herkesi seviyorum. Herkese hizmet edeceğim. Ve size de soruyorum. Her şey! Her şey! Vallahi de billahi de her şey, ama her şey çok güzel olacak. Her şey. Baharı getireceğim bu ülkeye, baharı. Güzelliği getireceğim bu ülkeye, güzelliği. Ve bu ülkede hepimiz huzur içinde yaşayacağız. Kardeşçe yaşayacağız. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Yürekten teşekkür ediyorum. Evet. 1 Mayıs bayramımız kutlu olsun. Bugün işçilerin bayramı, emekçilerin bayramı, alın teri dökenlerin bayramı. Bayramınız, hepimizin bayramı kutlu olsun. Bir şey daha var. Maden şehitlerimiz var. Onları da saygıyla anıyoruz. Elbette ki onların davalarını sizin kadın milletvekiliniz yakından takip ediyor. Biz de takip etmeye devam ediyoruz. Bunu da bilmenizi isterim. Çok teşekkür ediyoruz. 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nu buraya davet etmek istiyorum. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nu buraya davet etmek istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi aramızda bulunan parti yöneticilerimizi takdim edeceğim. Genel Başkan Yardımcımız, Balıkesir Milletvekilimiz Ahmet Akın aramızda. Hoş geldiniz diyorum. Millet buluşmalarımızın koordinatörü, eski devlet bakanımız, İstanbul Milletvekilimiz Erdoğan Toprak aramızda. Hoş geldiniz diyorum. İttifak il başkanlarımızı davet edeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Selim Karakaş. İyi Parti İl Başkanımız Sinem Özoklu. Gelecek Partisi İl Başkanımız Yasemin Dora Kurtkaya. Saadet Partisi İl Başkanımız Mücahit Mekeç. Deva Partisi İl Başkanımız Ali Yıldırım. Demokrat Parti İl Başkanımız Hamit Güngör. Zonguldak Milletvekilimiz Ünal Demirtaş. İstanbul Milletvekilimiz Turan Aydoğan. Bartın Milletvekilimiz Muhammed Rıza Yalçınkaya. Zonguldak Milletvekilimiz Ali İhsan Köktürk, Deniz Yavuz Yılmaz. Sevgili Bartınlılar, şimdi 14 Mayıs'ta sizlerin oylarıyla yeniden Ankara'ya göndereceğiniz milletvekili adaylarımızı çağıracağım. Öncelikle Amasra maden faciasında ilk başından bu yana verdiği adalet mücadelesiyle yanlarından ayrılmayan partimizin en genç milletvekili bizim kız Aysun Bankoğlu. Ve yine ikinci sırada bir kadın milletvekili adayımız var. İyi Parti'den kendisi, Cumhuriyet Halk Partisi listesinden giriyor, Ceyda Halıcıoğlu. Amasra milletvekilimiz Recai Çakır. Konuk bir belediye başkanı adımız var. Büyükçekmece Belediye Başkanımız Hasan Akgün. Çaycuma Belediye Başkanımız Bülent Kantarcı. Saltukova Belediye Başkanımız Alim Genç. Kümeli Belediye Başkanımız Ahmet Saydam. Perşembe Belediye Başkanımız İsmail İnan. Kandilli Belediye Başkanımız Mustafa Aydın, Bakacakkadı Belediye Başkanımız Oktay Albuz,
Çatalazı Belediye Başkanımız Adnan Akgün, Muslu Belediye Başkanımız Sabahattin Atıyaman. Mengen Belediye Başkanımız Turhan Bulut. Sevgili Bartınlılar, 14 Mayıs'ta milletvekillerimizi Ankara'ya seçip gönderecek misiniz? İlk turda bitirecek miyiz? İlk turda bitirecek miyiz? 14 Mayıs'ta her şey milletvekillerimizi sizlere Allah'a emanet ediyoruz. Şimdi genç bir kardeşimizi buraya davet etmek istiyorum. Cide Belediye Başkanımız Mehmet Mutlu aramızda, hoş geldiniz diyorum. Sayın Genel Başkanım, sevgili Nil Kural'ı buraya davet etmek istiyorum, 16 yaşında. Nil kendi yaptığı bu portreyi size takdim etmek istiyor. Yağlı boyayla betimlenmiş, Kemal Kılıçdaroğlu'nu betimlediği bu güzel tabloyu sizlere takdim ediyor. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Bartınlılar. Hoşçakalın diyoruz. Hoşçakalın. 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyor. Şimdi Bartın'ın selamını Manisa'ya götürüyoruz. Manisa'ya götürüyoruz Bartın'ın selamını.